Merhaba. Medyaskop TV'de Yaşamın İzlerinde yeni bir koronavirüs günleri programında beraberiz. Bugün konuğumuz HDP Kocaeli Milletvekili, hak savunucusu, yazar ve uzman doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu. Sayın Vekilim, hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk İrem Hanım. Öncelikle geçmiş bayramınızı kutlarım. Tekrar bir gün arayla da olsa bu çekimi yaptığınız için keyifliyim. Sağ olun. Sizin de geçmiş bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ederim efendim. Daha iyi günlerde bayram kutlamak nasip olsun. Şimdi İnşallah. bir hayat hikayesi programı ama ben özellikle sizinle olan görüşmemizin bu döneme denk gelmesinden mutluyum. Çünkü salgın dönemiyle beraber Türkiye'de sizin çok uzun yıllardır çalıştığınız hak ihlalleriyle ilgili belki de başka bir safhaya geçtik. Bu nedenle biraz konuların üzerinden sizinle birlikte geçmek, görüşlerinizi paylaşmak ve buradan nereye nasıl çıkarıza bakmak istedim. Tekrar teşekkür ederim bu hafta için özellikle kabul ettiğiniz için. Estağfurullah, rica ederim. Şöyle başlayalım hızlıca. Çok dolu dolu bir hayat hikayesi var. Çok da bir şey atlamadan genel bir Ömer Faruk Gergerlioğlu portresi vermek istiyorum izleyicilerime. Siz 1965'te Isparta Karaağaç'ta doğdunuz ama sen Şanlıurfalısınız. Evet, Çocuklukta evet. ilk öğretim döneminde Bursa'da geçmiş. Evet. Böyle ilk hatırladığınız, aklınızda kalan çocukluk anısı ne anlatmak istersiniz? Evet, babam rahmetli veteriner hekimdi. Biz lojmanda otururduk, veteriner dairesinin lojmanında. Burada böyle arkada da bir futbol sahası vardı. Bu futbol sahasında amatör maçlar olurdu. Onları izlerdik. İnsanları izlerdim. Oradaki heyecanı izlerdim. Tribünleri izlerdim. Futbol karşılaşmalarını canlı olarak izlerdim. Adeta kamera arkası olan bölümleri canlı olarak izlerdim. Bir küçük bahçemiz vardı. O bahçemizde aynı zamanda işte her türlü tarım bitkisi, sebze meyve ile ilgili uğraşlarım olurdu. Çocukluk yaşımda çok severdim toprakla uğraşmayı. Tavuklarımız vardı. Kedimiz, köpeğimiz vardı, güzel bir bahçemiz vardı, çok güzel bir hayatımız vardı. Bu benim çocukluğumun güzel bir hatırasıdır. Burada güzel bir alanda çocukluk arkadaşlarımız vardı, oynardık, çocukluğumuzu doya doya yaşamaya çalışırdık. Daha sonra tabii apartman hayatına geçtik. Apartman hayatı çocuklar için hiç iyi bir hayat değil, işin doğrusu. O eski güzel bahçedeki günlerimizi özledim gerçekten. O kedilerle, köpeklerle, tavuklarla, bahçeyle, domatesle, salatalıkla, biberle, tarlayı sulamakla, futbol sahasında gerek insanların böyle oynaması, gerek tribünlerdeki o heyecan, gerek bizim arkadaşlarımız da orada oynadığımız her türlü oyun. Güzel bir çocukluk hatırası olarak bende yer etmiştir. Tabii bunlar güzel şeyler. Her çocuğun yaşaması gereken bunlar ama çağımızda biliyorsunuz artık apartmanlarda büyüyor çocuklar ve bu güzel çocukluk anılarını çok fazla yaşayamıyorlar. Aslında her çocuk için olması gereken güzel hadiseler, okul yılları, ardından işte üniversite yıllarımız. Dışarıda okudum, tıp fakültesinde okudum. Öyle o günlerle ilgili söyleyebileceğim güzel hatıralar bunlar. Daha başka tabii geniş bir ailemiz vardı. Urfalıyız aslen. Biz 7 kardeşiz. Kardeşlerimizle birlikte gayet böyle güzel canlı bir aile hayatı yaşamışızdır. Her yaz akrabalarımız gelirdi. Onlarla beraber işte teyzelerimiz, dayılarımız, halamız ve onlarla işte gidip gelirdik. Güzel bir insani meşgale olurdu ve bundan mutluluk duyardık. Ailemle de çok mutluyumdur. Kardeşlerim,
Hepsinin varlığı benim için çok güzeldir. Her birisi son derece değerlidir. Küçük yaşta da onlarla gayet güzel bir aile, kardeşlik ortamı yaşadık. Büyüdüğümüzde de aynı şekilde devam etti. Çocukluğumuza ait hatıralarımız bunlar tabii ki. Şimdi tabii baba veteriner hekim olunca ben neden doktorluğu tıbbı tercih ettiğiniz sorusunu biraz şöyle değiştireyim istiyorum. Babanın etkisi çok mu doktorluk seçiminde? Evet, aslında sağlık alanına girişim benim böyle çocukluktan itibaren başlamıştı. Babam veteriner dairesinde çalışırdı. Biz giderdik, onun inekleri, atları nasıl muayene ettiğini, nasıl serum taktığını, hasta hayvanlara nasıl baktığını, nasıl doğum yaptırdığını izlerdik. Böyle uzaktan da olsa izlerdik. Kedilere nasıl muayene ettiğini, köpeklere nasıl muayene ettiğini, tedavi ettiğini, iyileştikten sonra o hayvanların yüzündeki sevinci. Babam çok severdi hayvanları ve onların dilinden anlardı. Onları tedavi edince mutlu olurdu. Biz de bütün bunları hep yaşadık. Muayenehanemiz vardı. Orada babama yardımcı olurdum. Ve rahmetli babam işini severek yapardı. Gece gündüz çalışırdı. Çalışkan bir insandı. Ne bileyim işte sabaha karşı bakarsınız doğum için çağrılır, uykusundan kalkar, gider doğum yaptırır, mutlulukla döner. Oldukça zor geçer hayvanların doğum hadisesi. Doğum yaptıktan sonra mutlulukla dönerdi ve bize o mutluluğu yansıtırdı. Biz de tabii sağlıkla, iyileştirme ile ilgili bu güzellikleri gördükten sonra fakültesine yönelik bir özlemimiz başladı. İster hayvan olsun, ister insan, canlıya yönelik bir gayret, bir iyileştirme gayreti, bir sağlık ve sıhhat konusunda yardımcı olmak güzel bir şeydi. Ve ben de çalışkan bir öğrenciydim işin doğrusu. İlkokulumda, ortaokul, lise yıllarım da hep başarı doluydu. Ve hani tıp fakültesini kazanabilecek puanım olduğunu söylerdi babam ve hani ister veteriner hekim ol ama istersen de tıp fakültesine gir, ona girmeni isterim derdi ve benim de derslerimdeki başarıdan dolayı tıp fakültesine doğru bir yönelişim oldu. Tabii puanın yüksek olması gerekiyordu ama gayret ettik, motive olduk ve tıp fakültesini kazandım. Tabii doktor olmak önemli. Bir insan olarak insan vücudunu tanımak, fizyolojisini, psikolojisini, insanın patolojik hallerini ve onu iyileştirmeyi anlamak, tanımak, yardımcı olmak, insanın elinden tutmak, onun hem fizyolojik hem psikolojik hallerini yakından tanımak her zaman için çok önemli. Ben yani bir insan hakları savunucusu aynı zamanda ama bir doktor olarak insanı tanımanın çok önemli olduğunu gördüm. Yani hangi meslekte olursanız olun mutlaka insani bir temasla hep hal iyisiniz ve doktor olmanın çok önemli avantajları var. İnsanın fizyolojisini, psikolojisini, patolojisini tanımak size çok önemli bir yol gösterici olabiliyor, yardımcı oluyor ve daha sonrasında tabii tıp fakültesini bitirdikten sonra yurdu da tanıma anlamında bir tecrübe oluyor. Ben mecburi hizmetimi Iğdır'da yaptım, bir köyde yaptım, bir köy sağlık ocağında, 6 tane köye hitap eden bir köy sağlık ocağında yaptım ve hem oradaki köye hem de çevre köylere hizmet ettik. Oldukça zor koşullardı. Hem öğrenciliğimizde yaşadığımız zor koşullar, hem sonrasında mecburi hizmette yaşadığımız zor koşullar vardı. Ama ben bundan yüksünmüyordum. Çünkü hayata hazırlanmak gerektiğini düşünüyordum. Hayatta karşılaştığım her zorluk bana aslında hani bir hayata hazırlık dönemi ve yaşanması gereken dönem olarak görünmüştür. Askere gitmişizdir, orada zorluk yaşamışızdır ama
bunlardan hiç şikayetçi olmamışımdır. Çünkü hayat aslında bir zorlukları yenerek onunla mücadele etme sanatıdır diye düşünmüşümdür. İşte öğrencilik yılları, mecburi hizmet yılları oldukça zor koşullarda, mahrumiyet koşullarında yaşadığım ilk Iğdır'daki sağlık ocağı günlerim ve ardından bana kazandırdıkları çok önemlidir. Orada bir Kürt köyüydü, Azeriler de vardı ve sosyolojik birçok inceleme yapmak fırsatı buldum. İnsanlarla çok temas ettik. Hem insanların sağlığına yardımcı olmaya çalıştık, hem sosyolojik açıdan ortamı incelemeye çalıştım. Sadece bir doktor olarak kalmayı hiçbir zaman düşünmedim. Ben topluma yönelik neler yapabilirim duyguları içinde olan bir insandım. Bireysel ve toplumsal olarak bu topluma hangi katkılarım olabilir diye düşünen bir insandım. O yüzden gittiğim sağlık ocağından itibaren elimden geldiği kadarıyla insanlara her anlamda yardımcı olmaya çalıştım. Oradaki psikolojiyi anlamaya çalıştım, sosyolojiyi anlamaya çalıştım. Kürtleri, Azerileri, köylüleri, yerlileri, bürokratları, sağlık çalışanlarını, oradaki esnafları, herkesi anlamaya çalıştım. Sorunları anlamaya çalıştım. Ağrı Dağı bizim yakınımızdaydı ve gençler o dağa giderdi açıkçası. İşte bizim köy ve çevredeki köylerden insanlar normal yaşamı bırakıp örgüte katılırlardı. Neden bu katılma oluyor? Ne yaşıyorlar? Ailelerle konuşurdum, insanlarla konuşurdum. Sempatizan genç insanlarla konuşurdum. Dertli olan genç, yaşlı insanlarla, kadınlarla, erkeklerle konuşurdum. Sorunlar nerede, ne yaşıyorsunuz derdim. Ve güzel dostluklar kazandık orada. Hala 1990 yıllarında mecburi hizmetimi yapmışımdır. Aradan 30 yıl geçmiştir. Hala oradaki köylülerle görüşürüm. Onlar gelirler, giderler. Böyle güzel bir anımız oldu. Güzel bir anım vardır sağlık ocağında. Onu da anlatayım. Sağlık ocağına ilk gittiğimizde ikinci gün ben poliklinik çalışmasına başladım ve baktım onlarca hasta geliyor. Sabahtan akşama kadar onlarca hastaya baktım. İçimden de düşünüyorum ya bu köy ve çevre köylerde ne kadar çok hasta varmış. Hani burada bu kadar yoğun bir hastalık mı var? Bu insanlar bu kadar yoğun bir müracaat ediyorlar. Bu nasıl oluyor diye düşünüyordum. Sonra akşama doğru bunu sordum çalışan arkadaşıma. Ya bu kadar hasta mı var burada? Gelen hastalara sordum bunu. Ya bu kadar yoğun bir şekilde hastalık durumu mu var buralarda? Onlar da bana ya sen buraya geldin. Sağlık ocağında çalışıyorsun da yarın buradan tayinini çıkarıp gitmeyecek misin? Biz bugün gelmişsin, fırsatı bulmuşuz, doktor var, hepimiz toplaştık, geldik muayene oluyoruz. Sen yarın burada olmazsın, o yüzden hepimiz geldik. Ben de onlara dedim ki ya ben yatağımı, yorganımı getirdim, düzenimi kurdum, hiç merak etmeyin, burada sizlerle bir yere gitmiyorum, burada ben hizmet edeceğim dedim ve daha sonra 1 yıl kadar bu köyde kaldım. Öyle güzel bir anımızdır. Benden önce gelen doktorların hepsi 1 2 gün durup hemen kaçmışlar. Başka yerlere gitmişler. İlçeye veya ile tayin çıkarmışlar. Ben orada kalmayı tercih ettim. Hem bu mazlum mağdur halka yardımcı olmayı tercih ettim. Orada bir toplumsal sosyoloji vardı. Onu tanımaya, anlamaya çalıştım. Bir Kürt köyüydü. Azeriler vardı. Kürt-Azeri meselesi, Kürt meselesi orada canlı bir şekilde yaşanıyordu. Bunları anlamaya çalışıyordum. Ve idealist bir şekilde hizmet etmeye çalışıyordum. Gerçekten daha sonra işte tayinimiz çıktı. Bursa'ya geldim. Orhaneli ilçesinde çalıştım. Orada bir devlet hastanesinde doğudan batıya bakın bir geliş. Doğu halkı, Kürt halkı, Azeri halkından Orhaneli, Bursa'nın Orhaneli ilçesi bir dağ ilçesinde bu sefer Türk vatandaşlara hizmet etmeye çalıştım ve
Onların psikolojisini anlamaya çalıştım. Hayata bakışlarını gözlemlemeye çalıştım. Dediğim gibi ben sadece işte bir doktor olayım, başka bir iş yapmayayım diyen bir insan değildim. Tüm toplumu anlamaya çalışan bir insandım. Ve orada da güzel deneyimlerimiz oldu. Ardından çeşitli yerlerde Bursa'da çalıştıktan sonra İstanbul'da Süreyya Paşa Göğüs Hastanesi'nde ihtisas kazandım. Göğüs hastalıkları ve tüberküloz uzmanı olarak çalışmak durumundaydım. İstanbul'a ailemle beraber taşındım. Ve orada evimizi kurduk. Ve ihtisasımızı yapmaya başladık. O da benim için değişik bir deneyimdi. Sahayı bir 4-5 yıl tanıdıktan sonra ihtisas anlamında bilim dünyasına tekrar geri dönmek, işte asistanlar, uzmanlar, hocalarımızla bir bilim dünyası yaşamak da önemli bir deneyimdi. Onu da büyük bir istekle, arzuyla yaptım. Elimden gelen her türlü hizmeti de halka tahsis etmeye çalıştık. Daha sonrasında ihtisasımızı da tamamladıktan sonra Kocaeli'ne tayinim çıktı. Kocaeli'nde SSK İzmit Bölge Hastanesi'nde göğüs hastalıkları uzmanı olarak göreve başladım. Yoğun bir ortamdı. Sigorta hastaneleri oldukça yoğun olur. Elimizden geldiği kadarıyla yoğun bir şekilde çalışmaya başladık. Doktor sayısı fazla değil, hasta sayısı fazla. İzmit bir göğüs hastalıkları bölgesi, akciğer hastalıkları, KOAH, akciğer kanseri, tüberküloz vakaları çok olur ve yoğun bir mesaimiz oldu. Hocam doktorluğunuzu anlatırken tabii ki insanın aklına hemen çok net olarak neden hak savunucusu olduğunuz, insan hakları savunucusu olduğunuz hemen geliyor, hemen anlaşılabiliyor. Siz doğuda görev yaptığınız dönemi anlatırken gerçekten gözümdeki tablo iyice netleşti. Ama biraz 2003'ten itibaren başlayan mazlum der sürecini konuşalım istiyorum. Nasıl karar verdiniz, nasıl devam etti, mazlum der sürecinde neler yaşadınız? Tabii dediğim gibi ben hem çalışıyorum hastanede hem de toplumsal olaylara karşı kulak kesilmiş durumdayım. Mazlum der çalışmalarını uzun bir süredir takip ederdim. İnsan hakları alanındaki çalışmaları takip ederdim. Mazlum der Kocaeli Şube Başkanlığını aradım. Başkanıyla tanıştım. Neler yapıyorsunuz? İnsan hakları alanında neler oluyor, bitiyor diye sordum ve o çalışmaları takip etmeye başladım. Başkan arkadaşımız da bir müddet görevi devam ettirdikten sonra hani benim ilgimi de gördüğü için artık ben başkanlığı bırakmak istiyorum. Sen bu konuya çok ilgilisin. Başkanlığı devralır mısın? Bu işi hakkıyla yapacağına eminim dedi. Ben de düşündüm çünkü hem hastanede çalışma ortamım var. Muayenehanem var. Hem de bir sivil toplum aktivitesini nasıl yürütebilirim düşündüm ama severek yapacağımı düşündüğüm için bu alana girdim. Bir ekip oluşturduk. 2003 yılında Mazlum Der Kocaeli Şube Başkanı oldum. O yıllarda hem din ve vicdan özgürlüğü alanında önemli sorunlar vardı. Başörtüsü yasakları yoğun bir şekilde yaşanıyordu. Türkiye'nin gündemiydi biliyorsunuz. Hem Kürt meselesi çok canlı bir şekilde yaşanıyordu. Bu iki alan çok önemliydi ama bunun dışında da insan hakları alanında birçok konuda faaliyet göstermeye başladık. Aktif bir hale geldik. İşte Kocaeli'ndeki bir insan hakları örgütüydük ama oldukça aktif bir şekilde hem Türkiye'ye hem dünyaya hitap ediyorduk. Çeşitli insan hakları aktiviteleri yapmaya başladık. Basın açıklamaları, toplantılar, yürüyüşler, mitingler ve sonrasında arkadaşlarım genel yönetim kurulu toplantılarında aktif olduğumuzu söyleyerek genel başkanlık teklifi bize sundu. 2007 yılında 4-5 yıldır sürdürdüğüm Kocaeli Şube Başkanlığını arkadaşlarımıza bırakarak Mazlum Der Genel Başkanlığı görevini üstlendik. O da benim için çok onurlu, çok önemli bir uğraş alanıydı. Çok yoğun bir şekilde uğraştım. Hem hastanede yoğun bir mesaim vardı. Hem de insan hakları alanında yoğun bir takibim vardı. Ama
Ben gayretli bir insanımdır. Bir dakikayı bile doldurmaya çalışan bir insanımdır. O yüzden bütün bunları yapmanın peşinde koştum, yüksünmedim de ve elimden geldiği kadarıyla hepsinin hakkını vermeye çalıştım. 2 yıl dolayında Kocaeli Mazlumlar Genel Başkanlığı görevi oldu ve oldukça önemli etkinliklere imza attık. Ve sonrasında hani kendi arzumla genel başkanlık görevini bırakmak istedim. Arkadaşlarım devam etmek yönünde çok istekte bulundular. Gayet iyi götürüyorsun dediler ama benim için İzmit, Ankara arası sürekli gidip gelmek hani biraz zor oluyordu artık. İşin doğrusu sürekli Ankara'da olmak gerekiyordu. İzmit'te hem doktor olarak çalışıyordum. Bu da biraz benim için zor oluyordu. Kendi arzumla bıraktım bir insan hakları derneğinin başkanlığını ama insan hakları alanından ayrılmadım. İnsan hakları alanından emekli olmak da mümkün değil. Benim hayatımda şöyle bir dönem oldu. Hani artık benim ideolojim bir kriter değildi. Benim dinim bir kriter değildi. Benim ideolojim de dinim de insan haklarına uygun olması ölçüsü taşıyordu. Yani İslami camiaya, dini camiaya baktığım zaman bir taraftarlık duygusuyla bakmıyordum. İslami camia ile beraber öncesinde çok iş yapmış olan birisi olarak İslami camianın düştüğü ahlaki zafiyetleri en başta eleştiren bir kişi olmuştum ve bundan da mutluluk duyuyordum. Çünkü olması gereken bir fanatik taraftarlık değil, olması gereken ahlaki düzlemde demekti. Ben liberal kesim, sol kesim ve diğer her kesimden insanla ortak ahlaki bir payda oluşturmak için önemli bir gayret içine girmiştim. Yeni dünyam bu olmuştu. İnsan hakları alanına girdikten sonra zaten her kesim bu paydaya geliyor. Bakıyorsunuz sol camiadan, oldukça radikal sol camiadan gelseniz de, dini bir camiadan gelseniz de her zaman insan hakları dediğiniz zaman bir insan hakları ortak paydası oluşuyor. Biz insan hakları alanında çalışırken insan hakları ortak platformu kurduk böylece. İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Af Örgütü, Mazlumder olarak bir insan hakları ortak platformu çalışması kurduk. Bu hepimize çok önemli şeyler kazandırdı. Yani hem İslami kesimden gelene, hem soldan gelene, hem liberal kesimde her kesimden gelene çok önemli şeyler kazandırdı. Ben bunları çok değerli buluyorum. Çok uzun yıllar boyunca insan hakları ve antidemokratik girişimlere karşı mücadele vermiş birinin başına gelebilecek en enteresan dönüm noktalarından biri sizin de başınıza geldi. Yapmış olduğunuz açıklamalar, sosyal medya paylaşımları nedeniyle uzun süredir tepki görüyordunuz ama çözüm süreci ve barış süreciyle beraber olaylar sizi bir heykeli olmaya kadar getirdi. 6 Ocak 2017'de KK ile hastanedeki görevinizden devlet memurundan ihraç edildiniz. Aslında şu andaki genel kamuoyunun bildiği Yergerlioğlu portresinin içimizden biri olma nedenlerinden biri de ben bir gazeteci bakış açısıyla söylüyorum. Belki de budur. On binlerce KK'li size baktığı zaman kendisini görebiliyor. Siz de buna yönelik çok ciddi çalışmalar yaptınız. Ama ben biraz KK ile ihraç edildikten sonra başınıza gelenleri de kendi ağzınızdan anlatırsanız sevinirim hocam. O dönem HDP'ye yönelik, HDP Kocaeli binasına yönelik tacizler, saldırılar, linç girişimleri olurdu. Kocaeli Barış Platformu olarak biz de tehdit altında olduğumuzu hissetmeye başlıyorduk. Ama ben yoluma devam ediyordum. Hem bir doktor olarak yoluma devam ediyordum. Hem de bir sivil toplum aktivisti olarak Kürt meselesinde barıştan başka bir çare olmadığını sürekli söylüyordum. Sosyal medyamdan bunu sürekli haykırıyordum. Köşe yazılarımda sürekli yazıyordum. Diyarbakır'da Sur'da olaylar olduğu zaman hemen Kocaeli'nden atlayıp Sur'a gidip sokağa çıkma yasağı sonrası neler yaşandığını görüyor ve yazıyordum. Ve ardından tabii bizim bu paylaşımlarımız rahatsızlık unsuru olmaya başlamış. Demek ki 9 Ekim 2016 günü yaptığım bir sosyal medya paylaşımında
işte bir askerle bir PKK'nın, militanın sembolik tabutlarının yan yana konulduğu bir fotoğrafın arkasındaki annelerin çağrısına yer vermiştim. Anneler, işte bunlar Türk de olsa, Kürt de olsa ölen çocuklarımızdır. Biz de anneleriyiz. Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın diye mesaj veriyorlardı. Bu çok önemli, değerli bir mesajdı. Ben de bunu büyük bir mutlulukla paylaşmıştım. Ve altına bu çocukların ölülerinin yan yana durması hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Keşke onların dirileri yan yana kardeşçe, eşitçe omuz omuza dursaydı daha güzel olmaz mıydı diye bir cümle yazmıştım. Bakın, bu cümleden dolayı benim hakkımda bir linç kampanyası başlatıldı. Korkunç bir linç kampanyasıydı. İşte sosyal medyadan, ana akım medyadan linç edilmeye başlandım. İşte ne teröristliğimiz kaldı, ne vatan hainliğimiz. Barış istememiz, çözüm süreci sırasındaki istekleri dile getirmemiz, çözüm sürecinin sonrasındaki o vahşi ortamda acımasızca eziliyordu ve idari ve adli soruşturma açılarak hakkımda işimden uzaklaştırıldım. Hakkımda soruşturmalar açıldı, davalar açıldı. Barış istemek suç olmuştu. Bu bir suçtu ve her açıdan dışlandık. Maddi açıdan, manevi açıdan, sosyal açıdan sivil ölüme uğratıldık. Ve ardından işimizden de ihraç edildik. Ne yapacağımızı bilemez bir hale geldik. Bir doktor olarak belli bir maddi manevi statüdeyken aniden dışlanmış, ötekileştirilmiş, sokağa atılmış, sosyal medyası, web sitesi her gün hacklenen, ölüm tehditleri alan bir insan haline gelmiştim. Ben ne yapmıştım ki? Yani bu toplum için bir kötü bir şey hayatımda yapmamıştım ki. Barış demekten, insan hakları demekten, insanların hakkını, hukukunu aramaktan, idealist düşünceler peşinde koşmaktan başka bir şey yapmamıştım ki. Ama bu birileri için çok tehlikeliydi. Bana her türlü tehdit, hakaret yağıyordu, taciz yağıyordu ve hem işimizden olmuştuk hem de Kocaeli'nde herhangi bir özel hastanede iş de bulamıyordum. Çünkü yani seni vebalı kılmış bu devlet, biz seni işe alamayız diyen özel hastaneler vardı. İl dışındaki hastaneler bile kabul etmiyordu. Çünkü sen KHK ile ihraç edilmişsin, işte düşman ilan edilmişsin, seni biz hastanemize alarak başımıza iş alamayız diyen hastane yöneticileri iş başvurularımı reddediyordu. En sonunda Batman'da bir özel hastanede zor bela bir iş bulduk ve orada çalışmaya başladım. Benim için hiç önemli değildi. Hayatımın bir başka basamağıydı. Ben ama hani bunu anormal bir durum olarak görmüyordum. Çünkü hayatım boyunca düşüncelerimden dolayı gerek çalıştığım hastanede sivil toplum aktiviteleri açısından dışlanmıştım. Gerek inancım, düşüncem, siyasi görüşüm açısından dışlanmıştım. En sonunda işte köşe yazdığım gazeteden ihraç edilmiştim. Daha sonrasında güncele uygun olmayan düşüncelerimden dolayı işimden ihraç edilmiştim. Ama bir yolda yürümeye devam ediyorduk ve ben yürüyüşümü devam ettiriyordum. Umurumda değildi. Yeter ki doğruyu söyleyelim, haktan hakikatten ayrılmayalım. Siz HDP Kocaeli vekili seçildikten sonra da herkesin gözünde haksızlığa uğrayanların sesi haline geldiniz. Bu son haftalarda arka arkaya yaşadığımız kötü olaylarda da gelen kamuoyu tepkisinden, sosyal medya tepkisinden hep aynı şeyi gözlemliyoruz. Dini, ırkı, mezhebi, siyasi görüşü ne olursa olsun haksızlığa uğrayan birisi varsa Gergerlioğlu mutlaka onun yanında sesine ses katacaktır görüşü gerçekten herkesin çok yüreğine yerleştirdiğiniz bir gerçek. Bu anlamda vekillik ve hak savunuculuğu size ne ifade ediyor? Hak savunuculuğunuzu vekillikle nasıl birleştirdiniz diye sormak istiyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. KHK ile ihraç sonrası ben hayatımda önceki dönemlerden çok farklı olmayan bir dönemi kendi hayatımda yaşamaya başladım. Hem de toplumsal büyük bir felaket ve deprem vardı. Yüz binlerce mağdur insan vardı ve bir sosyal ölüme uğratılıyorlardı ve adeta bir soykırıma uğratılıyorlardı. Korkunç bir dışlama, ötekileştirme yaşatılıyordu. İnsanlar acımasızca ezilmeye,
çalışılıyordu. Bu iktidar mekanizması, devlet mekanizması tarafından yapılıyordu ve ayrımsız muhalif kimliğiyle herkese yönelik yapılıyordu. Burada insani bir duruş gerekliydi ve ben de bunu yapmaya çalıştım. Tüm bu dramlara karşı kulak kesildim. İlk günden itibaren çok önemli vahim hadiselerin yaşandığını gördüm ve hepsini takip etmeye çalıştım. Daha o halin birinci, ikinci gününde yaşanan dramlar bile benim gündemimdeydi ve bunları sürekli eleştirmeye başladım. Bunlar hemen önüme de zaten çıktı. Bir suçlama aleti olarak çıktı karşıma. Ama yoluma devam ettim ve çünkü karşımda çok büyük bir insani dram vardı. Yüz binlerce insan acımasızca yok edilmeye, imha edilmeye çalışılıyordu. Ve bütün bu dramları takip ettim. Batman'da görevime başladığım zaman aynı takibe devam ettim ve toplum tarafından, beni tanımayanlar tarafından da tanınmaya başlandım. Yani insanlar hani kendi kafalarındaki bir Gergerlioğlu'dan ziyade tüm sorunlara eğilmeye çalışan bir Gergerlioğlu görüyorlardı. Beni yakından tanıyorlardı ve ayrımsız herkesin uğradığı haksızlığa karşı müdahil olmaya çalışıyordum. İnsana temas etmeye çalışıyordum. Sonrasında HDP bana bir milletvekili teklif etti. Aklımda da yoktu işin doğrusu. Hem sivil toplum çalışmalarıyla uğraşıyordum hem de doktorluğumla ama milletvekili teklif edilince şunu düşündüm. Yani hem bir insan hakları savunucusu hem bir siyasetçi olarak uğraştığım konularda çok daha etkin çalışmalar yapabilirim. Türk meselesi, OHAL, KHK meseleleri, cezaevleri, mağdur anneler, çocuklar, bunlar hakkında daha fiili olarak mecliste gayret gösterebilirim. O zaman bu teklifi niye reddedeyim diye düşündüm. Çünkü o ana kadar hani ben hep sivil toplumcu, insan hakları vasfımla ortadaydım. Siyasi bir kimliğim yoktu. Bunun da dezavantajları da olabilirdi ama avantajlarının daha fazla olduğunu düşünerek teklifi kabul ettim. Kocaeli'nden milletvekili seçildim. Zor bir yerde Kocaeli. Milliyetçi reflekslerin çok olduğu bir yerde. Seçim çalışmaları sırasında bir takım fanatik yerlerde saldırılara bile uğradık ama yılmadık. Vatandaş da bizi tanımaya başladı, sevmeye başladı. Zor bir yerden seçilmeyi başardım. Herkes dikkatle bekliyordu. Türkiye kamuoyu Kocaeli'nden Ömer Faruk Gergerlioğlu seçilebilir mi acaba? Çünkü zor bir yerdi. Çok oy gerekliydi. 90 bine yakın oy gerekliydi. Ve milliyetçi rüzgarlar çok sert esiyordu. Bizim sahada çalışmamızın bile önüne geçiyorlardı. Ama Allah'ın izniyle seçildik ve 2 yıla yakındır milletvekiliyim. Ve milletvekili olduğum dönem itibariyle daha da yoğun bir şekilde çalışmaya başladım. Gerçekten bana müracaatlar çok olmaya başladı. Uğraştığım alanlar çok olmaya başladı. Benim seçilmemi ve bir şeyler yapmamı bekleyen OHAL mağdurları ve her kesimden insan bana isteklerini beyan ettiler ve ben de iyi bir çalışma ekibi oluşturarak hepsini değerlendirmeye çalıştım. Oldukça yoğun bir çalışma dönemimiz oldu. Tanınmamız daha da arttı. Beni takip eden insanların her kesimden olduğunu görmeye başladım. Yani sağcısı, solcusu, dindarı, ateisti, Türk'ü, Kürt'ü fark etmeksizin bir HDP milletvekilini takibe almışlardı. Bu da benim için çok önemliydi. Çünkü benim mesajım sadece Kürtlere yönelik değildi. Sadece bir Kürt meselesindeki uğraş değildi. Tüm Türkiye'nin sorunlarına yönelik bir gayreti nasıl hep beraber arkadaşlarımızla yapabiliriz hep düşünüyordum. Ve bu yolda gitmeye başladık. Çok yardımcı olduğumuz insan oldu işin doğrusu. Çünkü artık elimizde yetki vardı, güç vardı, danışmanlarımız vardı, bir çalışma ekibimiz vardı. Sadece artık ben yoktum ve çalışma ekibimiz vardı. Bana güç kuvvet veren arkadaşlarımız vardı. Çok daha etkili bir alana hitap edebiliyordum. Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi'nden, genel kuruldan, basın toplantılarından insanlara hitap edebiliyordum. Ve bu vasıtayla yardımcı olduğumuz çok insan oldu. Allah'ın izniyle çok dua aldık. Çok sevgi dolu sözler aldık. Bunlar tabii beni manen çok mutlu etti. Çok tatminkar sözlerdi. Çok tatminkar hallerdi bunlar. Çünkü hani insanlara yardımcı olmak, onların dualarını alabilmek, sevgi dolu sözlerine mazhar olabilmek çok önemliydi. Ve biz yolumuza devam ettik. Tabii her türlü engelleme, baskı,
hakaret karşı taraftan devam ediyordu. Ama şunu gördüm ben hayatta, hep doğru işler yapmaya çalıştıkça, doğru işler yaptıkça istediği kadar sizi engellemeye çalışanlar olsun, sonunda herkes ne yaptığınızı görmeye başlıyor ve HDP içinde de her farklı seçmen grubumuza yönelik mesajlarımızla sanırım çok farklı alanlarda önemli şeyler söyleyen bir vekil olarak çalışmalarımızı yaptık ve yapmaya da inşallah devam edeceğiz. Ne zaman hapisteki anneler ve bebeklerle ilgili veya KK bağlantılı ve sonrasında hapse girenlerle ilgili herhangi bir istatistik içeren haber yapsak mutlaka dönüp referans noktası olarak sizi gösteriyoruz son yıllarda. Gerçekten kayda geçmesi ve kamuoyunda bilmesi açısından soruyorum. Şu anda içeride çocukları ve bebekleriyle birlikte kalan kaç tane kadın, kaç anne var? Kaç Şimdi çocuğunuz var efendim, yani? evet, bu sorunlarla biz uğraşmaya başladığımızda en vicdansızlatan alanı görüyordum ve temas ediyordum. Cezaevinde kalan anneler, çocuklar, 0-6 yaş arası yüzlerce çocuk çok büyük dramlar oluşturuyordu. Bunların arasında kimisi de hasta çocuklardı. Babası veya annesi cezaevinde olan, dışarıda çok zor durumda, maddi manevi zor durumda olan ve hastalık yaşayan, ölüme doğru giden çocuklar vardı. İnanılmaz dramlar vardı ve ben bunları hep takip ettim. Bunun sonrasında artık bu işin içine girdiğim için herkes de bana güvendi ve içini açmaya başladı. Bireysel olarak bu çalışmaları yaparken benim bu konudaki gayretlerimi gören KHK'lı bilim insanları bize yardımcı olmaya başladı. Mesela doçent doktor Bayram Erzurumluoğlu hoca, gel bu çalışmaları bireyselden toplumsala dökelim, o hal rapor çalışmaları yapalım teklifi yaptı. Büyük dev çalışmalara giriştik. Kendisi bu konuda çok nitelikli bir akademisyendi. Biz de tanıtımımızla ona yardımcı olduk. 2 yıl içinde 2 tane dev rapor oluşumuna yardımcı olduk ve şu anda da 3. yıl raporumuzun son hali veriliyor. Türkiye'de bu konuları çok net bir şekilde, somut bir şekilde belirleyen 3. raporumuzu yakında açıklamak durumundayız. Ve bu arada tabii sayılar netleşti az çok. Milletvekili olarak da konuyu çok yakından takip ettim. Birebir birçok dramı sürekli sosyal medyamdan bıkmadan, usanmadan dile getirdim. Bir kişiyi bile kurtarmanın çok önemli olduğunu düşündüm. Bir kişiye bile, bir anneye, bir çocuğa bile yardımcı olmanın çok çok önemli olduğunu yaşayarak gördüm. Burada çok çok mutlu oldum. İnanın ki onların sevgi dolu sözlerini almak, dualarını almak bizim için çok çok önemliydi. Ve sonunda şunu gördük. 800'e yakın bir bebek ve çocuk var cezaevinde. 0-6 yaş grubunda ve OHAL döneminde müthiş bir artış göstermiş. Pik yapmış. Anneler çok büyük sıkıntı yaşıyor cezaevlerinde. Çocuklar kesinlikle anlayamadıkları o dört duvar, demir parmaklıklar arasında çocukluklarını yaşayamıyorlar ve büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Hepsi psikolojik sıkıntılar yaşıyor. O cezaevlerinde ne bir görmeleri gereken canlıyı görebiliyorlar, ne bir kedi görebiliyor, ne bir köpek görebiliyor, ne bir başka, eğer yanında koğuşta çocuk yoksa çocuk görebiliyor. Çocukluğunu yaşayamıyor, doğru dürüst oyuncağı olamıyor. Yani kesinlikle olmaması gereken bir ortamda yüzlerce çocuk Türkiye Cumhuriyeti'nin rekor sayılarında oradaydılar ve halen oradalar. 11 bine yakın kadın şu anda mahpus var cezaevlerinde. Bunların 800 civarı çocuklarıyla orada varlar ve büyük dramlar yaşıyorlar. Ve bir de asıl görünmeyen, iceberg'in görünmeyen kısmı da anne baba mahpusluklardan dolayı evlerinde yalnız yaşamaya mahkum olan veyahut da dede nine yanında yaşamaya mahkum olan binlerce de anne babasız çocuk var. Bunlar da çok büyük dramlar oluşturuyor. Bütün bunlar işte maalesef çok astronomik sayılarla karşımızda ve biz bunları yakından takip ediyoruz. Türkiye'nin en önemli problemi olarak görüyorum şu anda. İktidar bunu hiç önemsemiyor ama ben canla başla bunları gündem etmeye devam ediyorum ve edeceğim de. Çünkü inanılmaz dramlar yaşanıyor, sıkıntılar yaşanıyor, olmaması gereken şeyler yaşanıyor. Bütün bunlara insani bir duyarlılıkla yaklaşmaya çalışıyorum. Kesinlikle bir ayrım yapmıyorum. Sen necisin diye sormuyorum bana başvuran
Hiç kimseye bunu sormuyorum. Bana birçok başvuru geliyor. Sadece bir HDP vekili olarak Kürt seçmenden gelmiyor. Yani Rize'den, Edirne'ye, Antalya'dan, Erzurum'a kadar her alanda, her kesimden insan bana başvuruyor. Ve ben tabii bundan çok da mutluluk duyuyorum. Çünkü hani insana hitap etmek istediğimizin karşılığını alıyoruz ve tüm farklı insan grupları bize müracaat ediyor. Hepsinin sıkıntısına derman olmaya çalışıyoruz. Mutluluk veriyor. Allah da yardımcımız olsun. İnşallah hepsine yetişiriz diyelim. Mayıs sonu itibariyle neredeyse 3 aydır bir genel izolasyon, karantina ve pandemi sürecinin içinde yaşıyoruz. Bu aktif çalışmaların büyük bir kısmını sekteye uğratmasına rağmen bir de salgın döneminde karşımıza çıkan farklı bir hak ihlalleri, hatta şiddet, hatta eziyet dönemi de gördük. Şöyle özetleyelim isterim. Çünkü günceli konuşmak istiyorum. Şu son bir haftadır sizin de birebir yaşadığınız bir takım şiddet olayları var. Ama koronavirüs dönemiyle beraber ilk karşımıza gelen hak ihlali aslında infaz yasasıyla birlikte geldi. Siz infaz yasası döneminde mecliste en aktif çalışan vekillerimizden birisiniz. İnfaz yasasından sonra karşımıza gelen tırnak içinde af hikayesi, birçok kadına şiddet uygulayan saldırganı, hatta katili, hatta Gezi'de kaybettiğimiz çocuklarımızın katillerini bile ya serbest bıraktı ya da açık hapishaneye gönderdi. Ve hemen ertesinde son haftalarda çok ciddi sokağa çıkma yasakları günlerinde özellikle sayısı giderek artan sizin gibi hak savunucularının, bizim gibi gazetecilerin 80'lerin sonundan itibaren bu ülkede görmeye çok olduğumuz aslında polis şiddetinin, bekçi şiddetinin farklı boyutlarını görmeye başladık. Siz hem HDP vekili olduğunuz için benzeri bir şiddete maruz kaldınız, onu anlatmanızı rica edeceğim. Ama çok genel, şöyle toparlayalım mı? Koronavirüs döneminde biz yaşadığımız hak ihlalleri açısından durumumuz niye 3'e 5'e katlanmış burada? Nedir buradaki problem? İktidarın salgını bu anlamda baskıyı arttırmak için kullandığını düşünüyor musunuz hocam? Tabii. Efendim, Türkiye o hal döneminde dayanılmaz bir hale geldi. Tüm düşünen insanlar büyük bir baskı hissetmeye başladı. İktidar yanlış politikalarını devam ettirmek için demokrasiye, hukuka dönmek yerine baskıyı arttırmayı tercih etti. Çok yanlış bir yola girdi. Bunun için işte bunu yapabilecek bir insanı bakan olarak seçti, İçişleri Bakanı yaptı ve inanılmaz antidemokratik olaylar olmaya başladı, söylemler olmaya başladı. İnsanları ötekileştiren, kutuplaştıran söylemleri iktidar söylemeye başladı ve ardından cezaevleri doldu, ağzına kadar doldu, 300 bin kişi oldu. Cezaevlerin boşaltılması gerekiyordu, infaz yasası gündemdeydi ama rafa hep kaldırıldı, bir türlü indirilmedi. İktidar cezaevlerine attığı insanların dışarı çıkmasını kendisini tehlike olarak gördü ve cezaevlerini doldurmaya daha da devam etti. Ama bu arada bir de hiç hesapta olmayan koronavirüs salgını çıktı ve cezaevlerin boşaltılması gerekti. Bütün bu büyük sağlık tehdidine rağmen cezaevleri ayrımcı bir şekilde bir kısmen boşaltıldı. 90 bine yakın kişi ayrımcı bir yasayla dışarı çıktı. Kadınlar, çocuklar, hastalar, yaşlılar siyasi suçlardan dolayı yaptıkları için cezaevlerinde kaldı. Bu kabul edilecek bir hadise değildi ama otoriter bir şekilde, antidemokratik bir şekilde yönetimi arzulayan bir iktidar vardı ve iktidar bununla da kalmadı. Şiddeti de arttırmaya başladı. Koronavirüs günlerinde kendisine daha da fırsat buldu. İnsanların sesini çıkarması için tek yer vardı. İşte basın açıklamaları, kendi sosyal medyadan kendi sesini duyurması. Bunlara yönelik büyük baskılara başladı. Her kesime bunu yapmaya başladı. Her kesime.
Ve daha sonra HDP belediyelerine kayyum atamaya başladı. Hani 31 Mart'ta seçim olmuş, 6 milyon insan iradesini ortaya koymuş. Ama sonrasında siz bir hırsızlık yaparak, kayyum atayarak belediye başkanlıklarını başkanların elinden alıyorsunuz, milletin elinden alıyorsunuz. Bunlara yönelik açıklamalar yapılmaya çalışıldı. Bu açıklamalara da yoğun tacizler başlandı. Geçtiğimiz gün Ankara'da biz bu açıklamayı yapmaya çalışırken yöneticilerimize saldırıldı, darp edildi, gözaltına alındı. İkinci gün biz vekiller olarak bu açıklamayı yapmaya çalıştık. Bize bile saldırıldı. Gözü dönmüş bir hal vardı. Tahammülsüzlük vardı. Biz konuşurken araba gürültüsü yapmak gibi ilkel tavırlara başvuruyorlardı. Biz bunları kabul etmediğimizde bize yönelik tacizler, saldırılar fiili olarak da yapılıyordu. Cumhuriyet tarihinde olmayan şeyler oluyordu. Bir milletvekiline bir polis memuru saldırmaya çalışıyordu, tekme atmaya çalışıyordu. Bu aslında hani salgının nasıl da bir fırsat olarak kullanıldığını gösteriyordu. Çünkü salgın dolayısıyla zaten bize herhangi bir açıklama yaptırmamaya çalışıyorlardı. Yapacağımız açıklamaları da acımasızca saldırıyla yok etmeye çalışıyorlardı. Bunlar tabii kabul edilecek hadiseler değil. Bu bir çırpınma hali. İktidar bataklıkta çırpındıkça batan, battıkça çırpınan bir kısır döngüye giren bir yapıda maalesef. Bu çok net. Bu ne kendisine ne de halka bir fayda sağlar. Baskıyla, zulümle insanları susturmaya çalışıyor. İfade özgürlüğünü yok etmeye çalışıyor. Medyayı yok etmeye çalışıyor. Kendi sesi sadece duyulsun istiyor. Yaptıkları zulümlere karşı tek bir kınama bile yapılsın istemiyor. Ve bırakın sivil halkı milletvekiline bile saldırıyor. Ve ardından bakın bizim bu bahsettiğimizin sadece HDP'li bir vekile yönelik olmadığını, tüm topluma yönelik olduğunu da ertesi gün tüm toplum anlıyordu. Bak mesela 2 gün önce birçok vatandaşa yönelik polis şiddetini sosyal medyadan görüyorduk. Tüm toplum buna tepki gösteriyordu ve bu tepkiler sonrasında artık bir ötekileştirme yapamayan iktidar yetkilileri polis memurlarını açığa almakta çareyi, çözümü buluyorlardı. Bu çok önemliydi. Ben burada neyi görüyorum? İşte toplum buna kolektif bir şekilde tepki verdiği anda şiddete biz geri adım attıracağız. Bu anlama geliyor. Hani yaptıkları şiddeti bizleri marjinalize ederek, ötekileştirerek meşrulaştırmaya çalışan bir anlayış var. İşte HDP'li vekile saldırdım. Bundan doğal ne olabilir? HDP'lilere saldırdık, Kürtlere saldırdık, KHK'lılara saldırdık. Bundan doğal ne olabilir diyerek toplumu ikna etmeye çalışan bir iktidar sonrasında bu şiddetinin tüm topluma yayıldığını gösteriyor ve toplum buna tepki gösteriyorsa olması gereken bir yere geliyoruz anlamına geliyor. Bizim söylediğimizin doğru olduğunu toplumun kabul ettiği anlamına geliyor ve bu noktada bazı adımlar attığımızı görüyoruz. Şiddet bizden kaynaklanmıyor, haksızlık bizden, bizim gibi itiraz edenlerden kaynaklanmıyor. Şiddet iktidarın bu ayrımcı, ötekileştirici, baskılayan dilinden kaynaklanıyor. Dünkü açıklamanızda vardı. Siz meclis başkanıyla görüşmek istiyorsunuz. Vekillere karşı uygulanan polis şiddetiyle ilgili bir gelişme oldu mu hocam? Meclis tarafında bununla ilgili herhangi bir açıklama, destekleyici herhangi bir açıklama geldi mi? İlgi vereyim. Parti eş başkanlarımız Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a bu konuyu ilettiler. İletilmiş durumda. Halen bir cevap yok. Meclis Başkan Yardımcımız Nimetullah Erdoğmuş başkanımız konuyu iletmiş durumda. Saldırı sadece bana değil, sadece HDP'li bir vekile değil, aslında tüm milletin iradesine yöneliktir. O yüzden Millet Meclisi Başkanlığı'nın buna bir tepki göstermesi gerekir. Millet Meclisi Başkanlığı'nın buna ayrımsız bir tepki göstermesi gerekir. Bunu bekliyoruz. Halen bekliyoruz. Bu konudaki isteklerimizi iletmiş durumdayız. Bayram sonrası Ervin Buldan Başkanımız Sayın Şentop'la da görüşecek ve bu konuda sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu söyleyecek. Çünkü ben sonuçta sadece şahsımı, nefsimi temsil etmiyorum İrem Hanım.
Ben sonuçta bana oy veren 90 bin kişiyi ve ardından bana anayasa olarak tanınmış milletvekilliği hakkıyla tüm Türkiye toplumunu temsil eden bir milletvekiliyim. Sadece bana oy verenlerin milletvekili değilim, herkesin milletvekiliyim. Sadece Kocaeli milletvekili değilim. Anayasal olarak bana tanınmış haklar var ve bana bir dokunulmazlık yetkisi verilmiş. Bu benim şahsıma, nefsime verilmiş bir yetki değil. Demokrasinin gereği olarak bir milletvekiliysem benim pratiklerimi doğru dürüst bir şekilde yapabilmem için bana bu dokunulmazlık yetkisi verilmiş. Saha buyur sana açık, demokratik anlamda gerekeni yap denmiş ve buna yönelik atanmış bir polis memurunun saldırısı var. Böyle bir şey demokraside olabilir mi? Anlatabiliyor muyum? Bana yapılan bir saldırının, bir milletvekiline yapılan bir saldırının hangi partiden olursa olsun millete yapılmış bir saldırı, demokrasiye yapılmış bir saldırı olduğu apaçık ortadadır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın da buna itiraz etmesi gerekir. Hangi partiden olursa olsun Millet Meclisi Başkanı olarak bunu eleştirmesi gerekir. Biz bunu halen bekliyoruz. Perşembe günü bana bu saldırı yapıldı. Bugün Çarşamba, bayram geçti ve ben Sayın Şentop'tan bir açıklama bekliyorum. Çok net söylüyorum. Sayın Şentop bize yönelik, sadece benim şahsıma değil, tüm milletvekillerimize yönelik bu saldırılar için sadece HDP'nin saldırıya uğraması anlamında değil, millet iradesinin saldırıya uğraması anlamında bir açıklama yapmalıdır. Hocam, 1990'lardan bugüne hem siyasi hem toplumsal hem de insan hakları açısından harika bir özet sohbetiydi benim Aha. açımdan. Ama maalesef biliyorsunuz bir zaman Tabii, kısıtlamamız var. tabii, tabii. Dolayısıyla son bir soruyla kapatmak istiyorum. Buraya kadarki özet içinde hem gazeteciliğim açısından hem de kendi hastalığım açısından size teşekkür ediyorum. Sağ ol. Şöyle bitirelim. Yaşam kendi izi kalsın istiyoruz başladığından beri. Hani 15-20 sene sonra YouTube üzerinden bu programları başka izleyiciler, daha genç izleyiciler izlediği zaman bu yılları biz Türkiye'de ve dünyada nasıl geçirmişizin kısa kısa özetlerini de vermek istiyorum. Bu anlamda sizin tecrübeniz, durduğunuz yer, dünya görüşünüz açısından sizce Türkiye'nin en büyük sorunu nedir? Hani çok sorunumuz var ama şunu çözersek daha rahat ilerleyebiliriz, daha umut var bakıyorum dediğiniz konu başlığı nedir? Efendim, benim için hep demokrasiyi iyi anlayamamak ve uygulayamamak en büyük sorun olmuştur. Türkiye'de yapılan anketlerde iyi hatırlıyorum, Ipsos'un bundan 7-8 yıl önceki anketinde demokrasi kriteriyle oy veren seçmen oranı sorulmuş, %5 çıkmıştı. Ben bunu yazılarımda da yazmıştım, ayrıntılı analiz etmiştim. Bunu çok önemli bir sorun olarak görüyorum. Demokrasi eksikliği, demokrasi kriterini göz ardı ederek yaşamı sürdürmeyi çok önemli bir eksiklik olarak görüyorum. Bundan dolayı çıkıyor ortaya, insan hakları sorunları çıkıyor, yaşam hakkı, işte din ve vicdan özgürlüğü sorunu, Kürt meselesi, hepsi bundan dolayı çıkıyor. O yüzden demokrasinin anlaşılması ve tesis edilmesini ben en önemli mesele olarak görüyorum. Bunun için çok yoğun bir gayret göstermeliyiz. Belki hani çok önemli bir demokratik gelenekten gelen bir ülkede değiliz. Demokrasi kavramı bize sonradan tanıtıldı, sonradan yaşamaya, anlamaya çalıştık. Ama farklılıklarımız olsa da hepimiz bir diğerimiz için hakkı, adaleti istemeliyiz. Bunun adı demokrasidir. Herkesin konuşma hürriyeti olabilmelidir. Herkesin kendisini ifade edebilme hürriyeti olabilmelidir. İstediğimiz kadar inançlarımız, siyasi düşüncelerimiz bir ötekine biraz böyle yan da baksa, bizim bunu içselleştirmemiz gerekiyor, hazmetmemiz gerekiyor. Hepimizin bunu çok iyi anlaması gerekiyor. Her farklı kesimin bunu anlaması gerekiyor ki sorunlarından arınmış bir ülke olalım. Ben çözümü demokrasiyi anlama ve tatbik etme meselesi olarak görüyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ağzınıza sağlık.
Sağ olun. Bu zor dönemde bize böyle vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllarda daha barış dolu, daha özgür, daha demokratik, daha adil günlerde yine birlikte sohbet etme imkanımız olur. Neler gördük, geçirdik, nasıl aştık diye konuşuruz bundan birkaç yıl sonra belki. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın lütfen. Sağ olun. Teşekkür ederim. Medyaskop TV'de yaşamın izlerinde bugün yine bir koronavirüs özel yayınımızla karşınızdaydık. Konuğumuz HDP Kocaeli Milletvekili, uzman doktor, hak savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu oldu. Birlikte 1990'lı yıllardan bugüne Türkiye'de yaşanan hak ihlallerini, antidemokratik girişimlere karşı verilen mücadeleyi konuştuk. Son bölümde koronavirüs günlerinde giderek artan şiddet vakalarını, hak ihlallerini, polis ve bekçi şiddetini de konuştuk. Yaşamın İzleri önümüzdeki haftada yine bir korona özel gündemiyle, farklı bir konuğun hayat hikayesiyle karşınızda olacak. Lütfen kendinize dikkat edin. Normalleşme sürecinde ne kadar normalleşeceğinize mutlaka kendiniz karar verin. Bilim insanlarının neler söylediğini, önerilerini sakın kulak arkası etmeyin. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, bizimle kalın.